bugün itibariyle yani 18 Mayıs 2024'te bu akşam Kent Orkestrası, hemen akibinde Old Boys, 19 Mayıs'ta yani yarın Narkoz ve Pera, 20 Mayıs Pazartesi ise Elif Buse ve Ayna ile sanatçılarımızla bütün Uşak'taki gençlerimiz ve vatandaşlarımıza konserlerimiz yapılacak. Ama en önemli bir konuya da özellikle altını çizmek amacıyla size bu yayını yapıyorum. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bu gördüğünüz festival 0 TL'ye mal oluyor. Nasıl seçim öncesi ben demiştim, İl dışından yerel sanatçı olmayan veya il dışından gelen sanatçılarla alakalı ödenen bütçeyi eleştirmiştim. Eleştirdiğim noktanın aynen olduğum yerdeyim, hiçbir şey değişmedi. Bu gördüğünüz sanatçıların tamamını sıfır maliyetle, yani buradaki Atapark'taki yapmış olduğumuz organizasyondan alınan destekle ve de sponsorlarla bu gördüğünüz sanatçılar sıfır maliyetle Uşak Belediyesi'nden hiçbir TL çıkmadan sıfır maliyetle bu orkestralarımızı ve bunun yanında standımızı, sanatçılarımızı ve de gençlik kutlamalarımızın tamamını sıfır maliyetle yapıyoruz. Buradan tüm Uşak'taki vatandaşlarımıza, hatta ufak tefek de bir iki kişi eleştirmiş, işte başkan değişti, fikir değişmedi, yine sanatçıya festivallere devam diye. Biz sana festivali yapacağız dediğim gibi yapıyoruz da, ama bizim bir farkımız, sıfır maliyetle biz bunları yapıyoruz. Mayıs'ın ilk haftasında yapmış olduğumuz mecliste geçirmiş olduğumuz kararla Temmuz'un 3. cumasından itibaren her yıl Temmuz'un 3. cuması Tarhana Festivali ve de Yerel Ürünler Sergileme Festivali olaraktan kutlayacağız. Şimdiden o festivalde de aynı şekilde özellikle yerel sanatçılarımız ve de oradaki gelen katılan sponsorlarımızla biz o festivalde sıfır maliyetle Uşaklı vatandaşlarımıza hem Uşak tanıtımı ile alakalı hem de Uşaklı gençlerimiz ve vatandaşımızın güzel bir hafta sonu geçirmesiyle alakalı gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. 19 Mayıs gençlik kutlamalarındaki çıkan sanatçılarımızın bedeli 0 TL. Yaparsa yalım yapar.